Bir keresinde yine böyle Asena'ya kızmıştın. İki tane dövüşe katılmıştın üst üste. Aklım çıkmıştı. Burak'a haber verip böyle toparlamıştım seni. Uyumuş. Ne olursa olsun. Ben hep senin yanındayım. Ben seni hiç bırakmam. Hiçbir zaman. Ben de ne zaman gelirsin diye bekliyordum. Buyur. Selim nerede? Yok mu? İçeride uyuyor. Kahvaltısını yaptı az önce. İlacını falan işte tekrar yattı. Geç otur istediğin yere. Paltonu falan çıkar. Rahat et. Kahve yaptım. Sana getireyim. Afiyet olsun. İstersen git bak Selim'e. Ama ses yapma da uyanmasın çocuk. Yok, gerek yok, rahatsız etmeyeyim şimdi. Serra. Sen Selim'i gerçekten seviyor musun? Ben seviyorum. Ben onu her haliyle seviyorum. Güçlüyken seviyorum. Zayıfken, ağlarken. Hatta benden nefret ederken bile onu sevmeye devam ediyorum. Sen Serra. Sen onu benim gibi sevebilir misin? Hayranım biliyor musun? Bıkmadan, usanmadan gösterdiğin azmine. Selim'e zorla kendini sevdirme çabanı. Ben Selim'i senin gibi sevebilir miyim bilmiyorum. Bildiğim tek şey, benim onu seviyor olduğum. Aramızdaki fark ne biliyor musun Serracık? Ben onu her şeye rağmen seviyorum. Bana yaşatacağı acılara rağmen, benden nefret etmesine rağmen seviyorum onu. Önce Selim, sonra ben diyorum. Ama sen? Sen Serracık. Sen önce ben diyorsun. Benim mutluluğum, benim huzurum diyorsun. Sonra Selim diyorsun. Böyle olmaz. Böyle aşk yaşanmaz. Böyle sevilmez. O kadar korkak ol. Biricik. Biricik, su verir misin?
Getiriyorum Selim. Geldim. Serracığım selam. İyi misin? İyiyim hocam. Sadece bir şey mi oldu Serracığım? Selim mi üzdü seni? Yok, yok. Ben öyle habersiz ona bakmaya gelmiştim de uyuyormuş o da zaten. Çok yorgundu. Niye bu kadar yorgundu ki? Sporu abartmış. Uyuyacaktı o. Ben de o yüzden çıktım. Yani sizin için de bir sakıncası yoksa. Ne yapalım? Biz de uğramayalım o zaman. Rahatsız etmeyelim bari. Gel sana bir kahve ısmarlayalım. Yok hocam teşekkür ederim. Ben işe yetişeceğim. Peki. Çıkalım biz de o zaman. Hadi. Görüşürüz Serhat'cığım. Hoşçakalın. Niye Sara geldi diye haber vermedin? Kalkardım ben hemen. Şimdi mi söylenir? Uyuyordun. Of biricik of. Ya ben istiyorsan git bak ama sessiz ol dedim. İstemedi. Sana su getirirken çıkıp gitmiş. Selim. Ben suçlu oldum şimdi. Sen bu kızla yapamazsın Selim Kutlusay. Yapamazsın. Ne zaman anlayacaksın acaba bunu? Aramızdaki fark ne biliyor musun? Ben onu her şeye rağmen seviyorum. Bana yaşatacağı acılara rağmen, benden nefret etmesine rağmen seviyorum onu. Önce Selim sonra ben diyorum. Sen önce ben diyorsun. Benim mutluluğum, benim huzurum diyorsun. Sonra Selim diyorsun. Biricik söylemese geldiğinden haberim bile olmayacaktı. Uyuyor deyince rahatsız etmek istemedim. Dün gece gördüklerin nereden başlanır, nasıl açıklanır hiç bilmiyorum. Evet Serra, benim böyle bir hayatım var. Tek seferlik bir şeydi diyemem, yani çizemem. Değişmek için çok çaba sarf ettim. Tam düzeldim dediğim anda yeniden başladı. Ne yeniden başladı? Öfken ömetlerim. Selim sen sadece kendine zarar veriyorsun. Kendine sinirleniyorsun, sonra kendi canını yakıyorsun. Ben nedenini gerçekten anlamıyorum. Sevilmeyi hak etmediğimi düşündüğüm benmiş. Zamanında psikoloğum öyle söylemişti. Peki ben mi tetikledim? Yani yeniden başlamasına benim sana yaşattıklarım mı sebep oldu? Eğer öyleyse dün akşam gördüklerim... Hayır. Sadece seninle alakalı değil. Babam, Burak, her şey üst üste geldi. Aslında onları da suçlamıyorum. Benim kendi içimdeki beklentilerim bu çukura düşmeme sebep oldu. Yani anlayacaksın Serra. Sen belki bana gösterebileceğin bütün ilgiyi gösterdin ama bana yetmedi. Burak, Burak'ın arkadaşlıktan anladığı buydu. Onu da suçlamıyorum. Babama gelecek olursam... zaten benden beklentisi bambaşka. Ben insanları olduğu gibi kabul etmediğim sürece... gitgelleri sürekli yaşayacağım hayatımda.
sevdiğimi söylemediğim için mi? Hiç bu konulara girmeyelim. Ne yapalım? Vaz mı geçelim? Selim konuşsana. Bizden vaz mı geçelim? Ben üzerim seni. Nereden biliyorsun beni üzeceğini? Belki ben seni üzeceğim. Bizi bir süre ara versek ikimiz için de çok iyi olur. Nasıl olduğunu merak ettim. İyiyim. Var mı ağrısız bir şey? Vay arkadaş. Arkamdan iş çeviren adam ağrısızın var mı diye sormak için ta buralara kadar gelmiş. Selim Sinan konusunda haklısın. Özür dilerim onun için. Bırak Burak yani özür dilemesi. Oğlum sen ne sinsi ne üçkağıtçı adammışsın ya. Ben seni salak gibi kardeşim yerine koymuşum. Meğer senin derdin en sonu benim arkamdan iş çevirmekmiş. Selim, yengen olur. Hoşlanıyorum dediğim kızı. Kendine sevgili yapmış olmanı hazmedememiş olabilir miyim? Sen Serra'ya aşıktın da benim mi haberim yoktu Burak? Aşıktın mı dedim. Hı. Bak ben sana tekrar söyledim. Hoşlanıyorum dedim. Hı. Sen de dedin ki hoşlandığım kız Selim'e aşık olunca ben de en iyisi kuyusunu kazıyım dedin öyle mi? Bak Burak, yaptıklarını unutmadım. Şimdilik sadece rafa kaldırdı. Asıl mesele Serra. Eğer ki Serra'yı üzeyim dersen, inan bana elimden kimse alamaz seni. Bir de. Serra'nın etrafında dolanıp sakın kafasını karıştırayım deme. Yoksa. Yoksa seni elimden kimse almaz. Doğru söylüyorsun Selimciğim. Zaten bu durumu tek başına halletmen kolay olmayacaktı. Yani göreceğiz doğru karar verip vermediğimi. Benim aslında aklıma takılan Serra, kız arkadaşım. Ne olmuş ona? Onu nereye konumlandıracağımı bilemiyorum. Yani? Yani dün gece kulübe geldi. Benim en rezil hallerimi gördü. Ona rağmen sabah kalkıp eve beni görmeye gelmiş biliyor musun? Sen ne yaptın peki? İdil ben
tamamen iyileşmeden onu hayatıma almak istemiyorum. Yüzüme gözüme bulaştırıp benden nefret etmesinden korkuyorum. Haklısın Selim'cim ama bak asıl önemli olan şu durumda senin tedaviye karar vermiş olman. Neyse ben eve geldim. Görüşürüz sonra, dikkat et hadi. Ah tamam canım. Konuşuruz sonra. Hadi bay bay. Anneciğim bu söyledikleriniz çok acayip şeyler. Hı. Bizde de tecrübe var evladım. Zalimle nasıl baş edileceğini az çok biliriz. O senin karın gibi ipe sapa gelmez tipler çok geçti elimizden. Tahmin ediyorum. Ama rahmetli babana yaptığı yer nur olsun. Az mı musallat oldu böyle ipe sapa gelmez kadınlar? Ama evelallah. Hepsini püskürtmesini bildim. Merhaba. Evladım ne oldu sana? İyiyim, iyiyim babaanne. Merak etme, telaşlanma. Kaza mı yaptın? İyiyim ben. Böyle bere içindesin evladım. Baksana İhsan, bir şey söylesene. Anneciğim şimdi anlatır. Bir dinleyelim bakalım ne diyecek. Siz başkasından duymadan ben söyleyeyim istedim. Neyi? Tekrar tedaviye başlıyorum. Ne tedavisi? Ya korkutmayın beni yavrum, korkutmayın beni. Anneciğim anlatacağım ben size. Buyurun oturun şöyle. Gelin. Telaş edecek bir şey yok. Selim'e annesinin hemen ölümünden sonra öfke kontrolü bozukluğu teşhisi konmuştu hatırlarsanız. Evet hatırlıyorum. Geçmişte terapistle ne kadar yol almış olsak da zaman zaman yaşadığı duygusal olaylar bu durumu tetikliyor. Değil mi oğlum? Yani zorlanıyorum bu ara. Ah benim güzelim. Ah benim aslanım. Hasena. Durma orada, yanımıza gel. Daha iyi duyarsın. Gizlice dinlemek gibi bir niyetim yoktu ama... duyunca da kayıtsız kalamadım. Çok geçmiş olsun Selim'ciğim. Sağ ol. Demek bütün o çıkışlarının falan nedeni bunlarmış. Keşke bilseydim. İhsan aşk olsun sana da. Bunca yıl hiçbir şey söylemedin. Neden benden sakladın ki, benimle paylaşmadın? Bak bir sürü şey farklı olabilirdi. Ailemle çok önemli bir konuyu konuşuyorum Asena. Şimdi odana git. Ve bizi yalnız bırak lütfen. Sen ne kadar duygusuz, ne kadar arızalı bir adamsın. Çocuğun hiçbir suçu yok. Esas sen bir terapist gör.
sonuna kadar yanındayız oğlum. Sen çok zor zamanlardan geçtin. Bunu da atlatırız. Eminim ben. Ben eve dönmek istiyorum. Bebekteki evde yalnız kalmak istemiyorum. Aferin benim aslan oğlum. Tabii döneceksin. Burası senin yuvan yavrum, yuvan.